Herkese merhabalar. Bir Tutam Hukuk YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Muhammed Furkan. Öğrenciler Anlatıyor serimizin bu haftaki bölümünde Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne Kürşat Üçüncü bize anlatacak. Hoş geldin Kürşat. Bulduk, merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Galatasaray Üniversitesi çok merak ediliyor. Yayın öncesinde konuştuk seninle. Sorularımı ben hazırladım. Uzun bir video olabilir. İzleyenlere de buradan şimdiden söyleyeyim. İlk önce şunu merak ediyorum. Fakülte dönemlik mi, yıllık mı? Sınav sisteminiz nasıl? Harf notu mu ilerliyor? Sınavlarınız zor mu? Öyle söyleyeyim, bizim sınavlarımız dönemlik. Vize, final. Bir vize, bir final şeklinde oluyoruz. Harf notu olarak da A, A, B, A şeklinde harf notlarını alıyoruz. Aslında şöyle, final sonunda hani 90-100 arası, 80-90 arası gibi hani katalog dediğimiz şeklinde genellikle notlar veriliyor. Hani baktığımızda normal bir çan sistemi bizde yok. Zaten hani otomasyonda işte sınıfın ortalaması budur, işte en yüksek not budur gibi herhangi bir bilgiye de sahip olmuyoruz. Genellikle katalog şeklinde ama bazen medeni gibi, anayasa gibi derslerimizde o hani 90-100 olan aralığın diyelim bir düşürüldüğünü, bir tık 85'e, 80'e düşürüldüğünü görüyoruz. Ama bu dediğim gibi genel bir uygulama değil. Onun dışında sınavlar zor oluyor. Yani hukuk fakültesinde zaten sınavlar zor. Şöyle bir zorluk var. Buna ilerleyen dakikalarda da mutlaka hani gireriz yabancı dille ilgili. Bizim derslerimizin bir kısmı Fransızca, bir kısmı Türkçe olduğu için onun da ekstra bir zorluğu oluyor. Hani onu öyle söyleyebilirim. Çünkü bazen bir sınava giriyorsunuz. 4 soru var. 2 tanesi Türkçe oluyor. Bir tanesi Fransızca oluyor. Bir tanesi İngilizce oluyor. Örneğin soruların. Öyle olduğunda tabii yani sadece ben hukuk bilgim iyi, 3 kitap okudum, 5 kitap okudum değil. Aynı zamanda sizin o soruyu anlayabilmeniz de gerekiyor. Ve bu hani şey değil, bir derse veya iki derse özel bir şey değil. Bunu borçlar hukukunda da yaşıyoruz, bunu medeni hukukta da yaşıyoruz, bunu anayasa hukukunda da yaşıyoruz. Yani hani ana dediğimiz derslerde de bunu yaşıyoruz. O yüzden hani sınavların sadece akademik olarak zorluğu değil, kesinlikle var. Örneğin biz sınavlarımızı hiçbir zaman test olmuyoruz. Yani ben test, hatta şöyle bir şey var, hakim savcılıkta işte hani iyi derece alan üniversitelerde görüyoruz. Hani bazen test soruları, test sınavları da yapılıyor. Ben hani bugüne kadar 60'ın üzerinde sınava girdim, vize final olarak toplam dersem. Hani arada 3 tanesi veya 4 tanesini test oldum. Hani hiç taraftar değil hocalarımız. Hep açık uçlu 2, 2,5, 3, 3,5 saat süren sınavlara giriyoruz. O yüzden hani söyleyebileceğim sınavlar. Zor mu kolay mı? Zor oluyor. Dönemlik olması, vize final olması da sürekli bizi böyle tetikte durmamız gereken bir durumda hep tutuyor. İmkansız mı? Değil. Yapıyoruz. Ama hani büyük bir özveri gerektiriyor. Onu yani açıkça söyleyebilirim. Kürşat, az önce yabancı dilden bahsettin. Bize bir Fransızca yabancı dil öğreniyorsunuz. Bu da çok merak ediliyor. Fransızcayı tam olarak öğrenebiliyorlar mı? Ve bu hazırlık yılı nasıl geçiyor? Tabii ki. Fransızca ile ilgili şöyle bir durum söz konusu. Bizim üniversitemize iki farklı giriş yöntemi var. Bunlardan birisi YKS, daha öncesinde YGS, LYS dediğimiz merkezi sistemle, sınavla girilen bir kontenjanımız var. Bu 25 kişi. Bir de 25 tane Fransız liselerinden gelen arkadaşımız oluyor. Biz hukuk fakültesinde sınıfta toplam 50 kişiyiz. Bunu şuraya bağlayacağım. Bu 25 tane Fransızca bilen arkadaşımız, Fransız liselerinden gelen arkadaşlarımız doğrudan fakülteye başlıyorlar. Biz ise Anadolu'dan gelenler olarak tabir ettiğimiz insanlar ise tabii sıfırdan bu işe giriyoruz. Hazırlıkta biz gerçekten hani güzel bir eğitim alıyoruz, onu söyleyeyim. Ben üniversiteye başlamadan önce de şöyle bir şey vardı. Galatasaray Üniversitesi'nde Fransızca öğrenemeyen, hani başka yerde öğrenemez gibi. Gerçekten hani eğitimimiz o konuda dolu dolu. Haftanın 5 gününe yayılan bir eğitim programı söz konusu. Kimi hocalarımız Fransız, kimi hocalarımız Türk ama onlar da yine Fransa'da eğitim gören kişiler. O konuda gerçekten hani bir sınıfı örneğin 2-3 hoca götürüyor. Kimi bazı tamamen Fransız oluyor. Kimisi Fransız-Türk karışık oluyor. Hani hedeflenen şöyle söyleyebilirim. A1 sıfırdan başlayıp hani B1-B2 arasında bir noktaya getirmek. Ki bu da eğer sizde de bir efor, çaba varsa başarılı oluyor, öyle söyleyebilirim. Az önce Fransız liselerinden de 25 kişi geldiğini söyledi. Bunlar doğrudan mı geliyor yoksa herhangi bir sınava tabi tutuluyor mu? Onların şöyle bir durumu var. Bizim Galatasaray Üniversitesi GSÜ ÖSYS denen Galatasaray Üniversitesi'nin kendisinin yaptığı bir de yerleştirme söz konusu. Malum Galatasaray Üniversitesi 1992 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız Cumhuriyeti arasında yapılan bir uluslararası anlaşmayla beraber kuruluyor. Buna bağlı olarak da iki farklı alım söz konusu. Bir üniversite sınavıyla dedik. Bir de işte Fransız liselerinden gelenler. Fransız liselerinden gelenler için Galatasaray Üniversitesi Fransızca olarak yani matematik sorularının, felsefe sorularının, fizik, kimya, biyoloji sorularının Fransızca olduğu
Bu yaklaşık 800-1000 kişi civarında bir insan hani giriyor bu sınavlara. Onlar da o şekilde. Ama o sınava girebilmenin de şartı yine üniversite sınavının merkezi sınavda ilk 20.000'e, 25.000'e girebilmek. Ona girdikten sonra ayrıca dediğim gibi GSE, ÖSYS denen sisteme dahil oluyorlar. Fransızca yapılan bir nevi üniversite sınavına giriyorlar kendi aralarında. O şekilde oradaki en iyi 25 kişi bizim fakültemize yine kaydolmaya hak kazanıyor. Böyle ilginç bir sistem var gerçekten. Bir yıl hazırlığı gördükten sonra birinci sınıfa başladınız. Medeni hukuk, anayasa hukuku gibi, hukuka giriş gibi dersleri aldığınız zaman bunlara Fransızcanın yüzdeliği ne kadar? Yani ne kadarını bunların Fransızca görüyorsunuz? Ve bu dersler size sadece Türk hukuku mu anlatılıyor birinci sınıfta mesela? Ona da şöyle cevaplayabilirim. Bizim bazı derslerimiz tamamen Fransızca. Örnek veriyorum, birinci sınıfın birinci döneminde hukuk metodolojisi dersini biz tamamen Fransızca olarak alıyoruz. İkinci dönem iktisat dersimiz var. İktisatı tamamen Fransızca alıyoruz. Yine karşılaştırmalı özel hukuk gibi, insan hakları hukuku gibi, karşılaştırmalı hukuk gibi dersleri Fransızca olarak alıyoruz. Bunlar tamamen Fransızca. Bunun yanında mesleki Fransızca dediğimiz 8 dönem, 4 yıl zorunlu alınması gereken bir dersimiz var. Bu da yine aynı şekilde ders programında yer alıyor. Bir de dediğiniz gibi anayasa hukuku gibi, medeni hukuk gibi, borçlar hukuku gibi bu derslerin içerisinde de kısmen bir Fransızca kısım oluyor. Örneğin anayasa hukukunun ilk birinci dönem anayasa hukuku genel esaslar dersinin %60 Türkçe, %40 Fransızca gibi işliyoruz örneğin. İkinci dönem geldiğimizde Türk anayasa hukukunda tabii %70-%80 oranında bir Türkçe birleşme durumu söz konusu oluyor. Yani görüldüğü gibi ana derslerimizin bir kısmı Fransızca olabiliyor. Ama bir de dediğim gibi dersin öğretim dilinin Fransızca olduğu dersler var. Bunlar yüzde yani genele baktığımızda %70 Türkçe, %30 Fransızca gibi düşünebiliriz. Hukuk fakültesinin çünkü böyle bir özelliği var. Diğer bizim Galatasaray Üniversitesi'nde bulunan diğer fakültelerden farkımız Türkçenin biraz daha ağırlıklı olması. Ama dediğim gibi bu yine de bizde de oran yüksek. Fransızca dersler oranı yüksek. Bu şekilde bunu da söyleyebilirim. Hocalarla aranızdaki ilişki de merak ediliyor. Mesela Instagram'dan soru kısmını açtığımız zaman İlber Ortaylı dersinize giriyor mu gibi sorular geldi. Hocalarla aranızdaki ikili ilişkileriniz nasıl oluyor? Şöyle söyleyeyim, Galatasaray Üniversitesi'nin farklı artıları var. Bunlardan birisi yabancı dil dedik. Bunlardan ikincisi de aslında sınırlı kontenjan olması sebebiyle üniversite içerisinde hocalarla olan etkili iletişim avantajı. Örneğin dendiği gibi İlber Ortaylı hukuk tarihi dersimize girdi. Onun dışında Candan Erçetin yine Türkçe dersimize girdi. Yani bu şekilde hocalarla dersleri alabiliyoruz. Aynı zamanda birebir olması gerçekten o kontenjanın az olması, 50 kişi olmamız da çok büyük avantaj. Hani odasına gitmeyi artık hani geçtim. Dersin çıkışında, girişinde, bir arada bir kantinde diyelim, bir 15-20 dakika, yarım saat istediğiniz kadar hocalarla görüşebilme şansınız da oluyor. Hani bir mail attığımızda hani gerçekten 2 dakika, 3 dakika içerisinde cevap aldığımız hocalarımız bile var. Hani bu manada üniversitenin gerçekten o hocayla öğrenci etkileşimi büyük bir artı, öyle söyleyebilirim. Bunun da tabii sebebi kimi fakültelerde 5000 tane sadece hukuk öğrencisi var. Ama bizde öğrenci sayısı toplam 5000 tane. Yani yüksek lisans, doktora, lisans, ön lisans düzeyinde zaten 5000 kişi var. O açıdan da hocalarla, öğretim üyeleriyle gerçekten ilişki gayet rahat kurulabiliyor. Ve hocalarımız hani sıcakkanlı, öyle onu söyleyebilirim gerçekten. Öğrenciler arası ilişkiniz nasıl mesela? Sınıfta 50 kişi olduğundan bahsettin. Aranızdaki ilişki nasıl, öğrenciler arasındaki ilişki? O tabii böyle şöyle bir şey, lise kıvamında diyebiliriz. Yani 50 kişinin olması bir amfi yok zaten. Ben üniversite sınavlarında işte haberlerde İstanbul Üniversitesi'nden, çeşitli fakültelerin amfilerinden işte fotoğraflar gösterildiğini görürüz. Bizim öyle bir şey kesinlikle yok. Dümdüz şekilde 50 kişilik, 60 kişilik sınıflarda eğitim görüyoruz. Öğrencilerle aramızdaki iletişim de o manada gerçekten hani hiç sıkıntısız. Az kişi olduğu için herkes birbirine isim, soyisim, memleket şeklinde tanıyor. Yani normal büyük amfide olan üniversitelerde diyelim, amfide ders işleyen fakültelerde, hukuk fakültelerinde bazılarını çok yakın tanırsınız. Bir grubunuz vardır. İşte bir kısmıyla merhaba merhaba şeklinde de. Bunu ben çünkü diğer üniversitelerdeki arkadaşlardan duyuyorum. Ama bizde herkes birbirine isim soyisim memleket şeklinde tanır, öyle söyleyeyim. Peki okulunuzun bir kütüphanesi var. Bu kütüphanesinde yeterli hukuk kaynağı var mı? Yabancı hukuk kaynaklarına erişebiliyor musunuz? Bu kütüphanenizi, ders çalışma salonları var mı? Yani biraz da okulun hani
fiziki imkanları neler ders dışında yaptığınız şeyler? Hı hı. Şöyle söyleyeyim, bizim üniversitenin fiziki imkanları bakımından tek kampüs Beşiktaş'ta, Ortaköy'de yer alıyor. Kütüphanemiz dediğiniz gibi detaylı olarak hani kütüphaneye önce bir bakmak gerekirse gerçekten hani okumak isteyen için sayısız, sınırsız, hani girdiğinizde çıkamayacağınız 3 katlı bir kütüphane. İçerisinde tabii bizim üniversitemizin özelliğinden dolayı Türkçenin yanında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca inanılmaz şekilde bulabileceğiniz bir kaynak çeşitliliği var, öyle söyleyebilirim. Onun dışında üniversitenin bazı özel yayınlar da söz konusu. Şöyle ki, bir takım 1700'lerden, 1800'lerden, 1900'lerden kalma eski eserlerin de örneğin çalışmalarda kullanılmak üzere yardımcı bir unsur olarak bazen özel izinlerle vesaire alınabildiğini de görüyoruz. Hani o manada gerçekten hani seçkin bir koleksiyonu var üniversitenin, kütüphanesinin. Onun dışında kütüphaneye baktığımızda gerçekten hani şey değil, yani şöyle söyleyemem. Birinci sınıfta anayasa dersinde alınan diyelim 50 kişiyiz, 50 tane anayasa hukuk kitabı yok. Tabii ki de belli bir sınır 3, 5, 10 şeklinde var ama hani gidip çalışmak isteyen için hani sadece hukuk kitapları açısından da değil bu. Bizim ayağımızda Fransızca ve Fransa olduğu için de birçok Fransızca sınavlarını, uluslararası yeterlik sınavlarına hazırlanmak için de envai çeşit kaynak var, öyle söyleyebilirim. Bu Fransızca değinmişken, yayın öncesi seninle konuşmuştuk. Bu Fransızca hazırlıktan sonra Fransa'ya gitmek bir tahammül haline geliyor. Hazırlık sınıfında birinci olanlara belli bir burs veriyor. Ondan da bahseder misin? Tabii ki. O da şöyle bir durum. Bizim üniversitede hazırlığı bir yıl okuduktan sonra gerçekten Fransa'ya gitmek bir teamüle dönüşmüş şeklinde. Yani %70, %80 Fransa'ya gidiyor. O Fransızcayı geliştirmek, pratik yapmak açısından. Bunlar dil okullarına gidilebiliyor. Onun dışında bir takım orada çalışma, böyle küçük stajlar gibi hani pratik yapmak açısından tercih edilebiliyor. Orada da şöyle, bizim 15-16 tane hazırlık sınıfımız var. O hazırlık sınıflarının her birinin birincisine 500 euro şeklinde bir destek veriliyor. Fransa'ya gitmek, orada dilini geliştirmek açısından şartla bu para veriliyor. Yani nitekim ben de bunu kullandım. Gerçekten böyle bir burs var ve çalışıyor, işe yarıyor. Ben de Fransa'ya bir ay örneğin dil okuluna, Lyon'a gittim. Bu açıdan hani üniversitenin sizi sadece hazırlıktaki eğitimle bırakmayıp aynı zamanda bir yılın sonunda belli bir başarıyı göstermiş öğrencilere o Fransızca seviyelerini daha da arttırmak üzere böyle bir küçük de olsa bir destek veriliyor. Bu açıdan da gerçekten hani güzel. Gittiğinizde hangi seviyeye geldiyseniz, örneğin B1, A2, B1, B2, oraya gittiğinizde bunu devam ettirebiliyorsunuz. Bu da kişi açısından hem büyük özgüven oluyor, hem de üniversitenin böyle bir desteği bir motivasyon kaynağı da oluyor, öyle söyleyebilirim. Peki hukuk fakültesinde aldığınız eğitimin diğer üniversitelerin hukuk fakültesine göre sence farkı nedir? En önemli farkı, yani Galatasaray Üniversitesi'ni yapan şey nedir sence? Galatasaray Üniversitesi yapan, hukuk fakültesini de gözde bir bölüm yapan bence şu ki, gerçekten öğretim üyesi sayısı, öğretim görevlisi sayısı inanılmaz fazla. Yani 50 kişi olmamıza rağmen örneğin anayasa hukukunda 5'in üzerinde 6-7 tane öğretim üyesi var. Yani bu büyük bir rakam baktığınızda. Onun dışında gerçekten alanında uzman, yani tarihinde örneğin İlber Ortaylı. Onun dışında ceza ve muhakemesi hukuku ana bilim dalında örneğin Ümit Koca Sakal gibi. Yani alanında çok yetkin hocalarımız da bu eğitimi veriliyor. Bu birinci, bence en önemli fark. Akademik destek farkı. İkinci fark, kontenjanın az olması ve bu kontenjana gelen insanların gerçekten Türkiye'de belli bir derece yaparak gelmiş olması. Üçüncü fark da işte yabancı dilde bunun desteklenmesi. Aslında bu üçü bir araya geldiğinde hani gerçekten kendisini diğer üniversitelerden ayıran konuma erişiyor, öyle söyleyebilirim. Şimdi dersleri bir kenara bırakacak olursak, çünkü hayatın içerisinde %100 ders yok. Biraz da böyle yaptığınız sosyal etkinliklerden, mesela dersten çıktınız, fakülte içerisinde, fakülte dışında hukuk fakültesi öğrencisi olarak yaptığınız etkinlikler neler? Şöyle söyleyebilirim. Burada büyük iş aslında bizim kulüplerimize düşüyor. Hukuk kulübünden münazara kulübüne, münazara kulübünden işletme kulübüne, birçok farklı, işte toplum gönülleri kulübü gibi birçok farklı kulüp aslında söz konusu. Gerçekten hani etkinlik ilan panosuna baktığınızda ben yani bütün panoyu okumak böyle bir 5 dakikanızı alır sadece. Her gün, her saat farklı farklı yapılan etkinlikler var. Bunlar
akademik olarak konferans işte tarzında, söyleşi tarzında olabildiği gibi bir sosyal farkındalık projesine katkı sağlamak gibi bazı etkinlikler de söz konusu oluyor. Örneğin Münazara Kulübü'nde her hafta bir araya gelip insanlar takım yarışmalar, etkinlikler düzenliyorlar. Şehir şehir diğer üniversitelerin kulüpleriyle etkinlikte bulunuyorlar. Onun dışında dans kulübü, onun dışında dalış kulübü mesela 2 ayda, 3 ayda bir dalış için işte belli bir ekiple beraber dalış gerçekleştiriyorlar. Yani dediğim gibi o etkinlik ilan panosuna baktığınızda her gün, her saat, her dakika bir dolu etkinlik var. Hani buna bizim üniversitenin hukuk fakültesi öğrencilerinin yetişmesi de inanın hani imkansızı denemek gibi bir şey olur. Çünkü ders programı çok yoğun. Arada fırsat bulduğunuz belki 1, belki 2 kulübün etkinliklerine devam edebiliyorsunuz. Orada hani bir negatif olarak söyleyebileceğim, bir eksi olarak söyleyebileceğim aslında. Bu yani kendinizi bir takım biraz sınırlamanız gerekiyor bu sosyal etkinliklerden. Ama hani bunları sıfıra indirmek değil, 1, 2, 3 şeklinde sadece sınırlamak oluyor. Onu açıkça söyleyebilirim. Peki haftanın 5 gün eğitim aldığını söyledin. 5 gün eğitimden sonra ve hafta sonları ne yapıyorsun? Vallahi hafta sonları bize böyle bir haftanı anlat desen böyle hızlıca nasıl anlatırsın böyle okulun dersin olduğu günler ve hafta sonu ayırmak üzere? Şöyle, onu ben de çok keskin bir şekilde yapıyorum aslında. Pazartesi sabah 9'dan itibaren bir tempoya başlıyoruz. Derslerimiz 9'dan 4'e kadar, 10'dan 5'e kadar, 11'den 6'ya kadar gibi böyle arada bir saat yemek molası şeklinde pazartesiden cumaya kadar devam ediyor. Gerçekten çok yoğun bir program. Hatta çok tartışılır, çok söylenir. Yani İstanbul Üniversitesi Hukuk'ta, Ankara Hukuk'ta, diğer hukuk fakültelerinde yani ne eksik de burada siz böyle haftanın 5 günü sabahtan akşama kadar çıldırmışçasına ders yapıyorsunuz diye. Ama orada da bizim işte yabancı dil derslerimiz vesaire olması gerçekten programı dolduruyor. Onun dışında cuma günü bittikten sonra eğer bir ödevimiz yoksa, bir araştırmamız yoksa gerçekten herkes arkadaşlarıyla beraber o cumartesi pazarı ya memleketine giderek 2 gün kısa şekilde değerlendirerek geçirmek istiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Bizim üniversitemizde 4 gün işte okul, 3 gün tatil, 3 gün okul, 4 gün tatil gibi bir şey olmadığı için arada kaçamak yapıp çok fazla bir yerlere şehir dışlarına gitme şansı olmuyor. O yüzden ya o hafta sonları yine bir etkinlik varsa üniversitenin işte kulüplerin düzenlediği onlara katılım sağlanabiliyor. Kafanızı dinleyebiliyorsanız o 5 günün yorgunluğundan sonra. Yani aslında baktığınızda çok çeşitli değerlendirme şekilleri var tatil diyelim dönemlerini. Ama inanın o da zaten 5 günden sonra çok hızlı geçiyor. Yine yeni haftaya yeni bir ağır tempoya girmiş oluyorsunuz öyle söyleyeyim. Gibi de az önce üniversitenin Ortaköy Beşiktaş'ta bulunduğundan bahsettim. İstanbul'u bilmeyen birisi için biraz anlatabilir misin? Üniversiteye ulaşımı nasıl sağlayabiliyorsunuz? Ben şöyle söyleyeyim önce. Hani her hukuk fakültesi öğrencisi kendi fakültesini hani en iyi fakülte görürmüş diye bir şey var. Ben hani öyle olsun istemiyorum ama hani şöyle söyleyebilirim gerçekten samimi olarak. Bir üniversite kur deseler, bunu İstanbul'da kur deseler, konumu da en iyi yerde olsun deseler gerçekten alıp koyacağınız yer Birinci Köprü'nün ayağı Ortaköy'le Beşiktaş arasında Çırağan Sarayı'nın yanında hani olabilirdi. O açıdan gerçekten hani üniversitenin, fakültenin zaten tek kampüsü olduğu için bulunduğu yer açısından çok merkezi. Üsküdar'a, Kadıköy'e, Taksim'e, Ortaköy'e, Şişli'ye, 4. Levent'e. Yani aslında hani İstanbul'un merkezi diyebileceğimiz yerler içerisinde gerçekten çok stratejik bir yerde bulunuyor. Ama bunun şöyle bir eksisi var, şöyle bir dezavantajı var. O da yurt imkanlarının sınırlı olması. Üniversitemizin mevcut bir yurdu yok, üniversitenin kendine ait bir yurdu. Sağımızda Çırağan Sarayı, solumuzda Kabataş Erkek Lisesi olduğu için çok sınırlı bir alanda tek kampüs olduğumuz için de o açıdan gerçekten bir sıkıntı. Yurt konusunda bunu söyleyebilirim. Ama onun dışında konum gayet iyi. Sen nerede kalıyorsun orada? Ben Beşiktaş'ta bir özel yurtta kalıyorum. Aslında KYK yurdu Beşiktaş'ta vardı 2017 yılına kadar. Ama daha sonrasında deprem riskiyle kapandığını öğrendik. Onun üzerine 1 saat 45 dakikalık işte KYK yurtları Esenler'den vesaire gelen arkadaşlarımız oluyor. Onun dışında ortak eve çıkan Ortaköy'de, Beşiktaş'ta olan arkadaşlarımız var. Yine daha uygun fiyatta olabileceğini gördüğümüz Üsküdar'da, Kadıköy'de eve çıkan arkadaşlarımız oluyor. Yani yurt konusunda gerçekten bir eksi ama onu da şöyle değerlendiriyorum. Hani her zaman onu söylüyorum bu üniversiteyi tercih etmek isteyen arkadaşlara da. Hani gülü seven dikenine katlanır. Gül ne kadar büyükse diken de o kadar büyük olur diyorum. Bu üniversitenin de böyle bir sıkıntısı var. Evet çok güzel bir konumda. Bunun negatif yanı da bu konaklama imkanının sıkıntı yaratıyor olabilmesi. Kürşat biraz da burs konusuna değinmek istiyorum. Okulun size verdiği herhangi bir burs var mı? Veya okul dışında derece yaptığınızdan dolayı
özel burslara erişiminiz daha mı kolay? Orada da şöyle bir durum var. Okulumuzun aslında kendisinin sağladığı bir yemek bursu söz konusu olabiliyor. Buna başvuruyorsunuz. Eğer çıkarsa sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeğini ücretsiz bir şekilde yiyebiliyorsunuz. Değerlendirme neye göre yapılıyor peki yemek bursu? Değerlendirme kimi zaman başarıya göre, kimi zaman maddi durumun sıkıntılı olmasından dolayı farklı değerlendirme kriterleri var. Ama şunu söyleyebilirim, hukuk fakültesindeyim. Hani öğrencilerin birçoğu bu bursu alıyor. Yani bu önemli. Üniversitenin sağladığı burs olarak bu yemek bursunu değerlendirebiliriz. Onun dışında Galatasaray Eğitim Vakfı'nın sağladığı bir burs imkanı var. Yine ona başvuru yapıp başarı, maddi durumla ilgili o sağlanabilir. Yani bizim başarı açısından hukuk fakültesinde şöyle bir durum var. İlk yüze girerseniz KYK bursunun 3 katı olarak bir burs alıyorsunuz. Başarı bursu olarak. Onun dışında tabii başvurduğunuz bir takım yerlerden, işte burs veren kurumlardan, kuruluşlardan da olumlu dönüş alabiliyorsunuz. O açıdan hani Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış olmak, zaten hani bu dereceyi yapmış olmak size birçok kapı açıyor. Ama hani KYK'nın 3 kat burs imkanı, üniversitedeki yemek bursu imkanı, Galatasaray Eğitim Vakfı'nın yine burs imkanı. Bunlar avantajlı. Onun dışında dediğim gibi özel kurumlardan da çıkma olasılığı var. Ama tabii bu kesin değil. Sen kaçıncı olmuştun YKS'de bu arada? Ona da değinelim. Bu ben arada Türkiye... biz Hukuk Fakültesi nasıl kazanılır videosu da çekeceğiz Kürşat'la ayrıca. Ama bu videonun içerisinde olsun istiyorum Türkiye'de ilk kaça girdiğini. Şöyle, ben son YGS, LYS'ye girmiştim. Bunu TYT ve AYT'ye zaten uyarlayabiliriz. 5700. olmuştum ben YGS'de, bugünkü adıyla TYT'de. Daha sonra üniversite sınavının LYS ayağında, AYT ayağında diyelim, Türkiye 114.'si oldum. Ben bu KYK bursunu bir 14 kişiyle kaçırdım, onu söyleyebilirim. Üzücü bir durum. Şimdi Kürşat, Instagram'dan gelen bazı böyle esprili, bazen böyle efsane niteliğinde oluşmuş sorular var, mesajlar var. Onları da sormak istiyorum sana. Şöyle bir efsane varmış. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 3 dil öğrenmiş şekilde mezun oluyorlar. 3 dil öğrenmeden mezun olmaları mümkün değil. Bu bir efsane mi yoksa bir gerçek mi? Ben de bunu bir efsane zannederdim. Ama bunun gerçek olduğunu ben Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercih dönemlerinde gittiğimdeki etkinliklerde öğrendim. Orada bize öğretim üyesi demişti ki 3 dil bizim için çok önemli. Gerçekten ben şu an size şöyle söyleyeyim. Fransızca hazırlıkta alıyorsunuz. 1. sınıfta da B2.1 ilk dönem, B2.2 ikinci dönem. B2'yi tamamlıyorsunuz. Ardından 1. sınıfı bitirdikten sonra bir İngilizce seviye tespit sınavına giriyorsunuz. Eğer bu İngilizce seviye tespit sınavından B2 veya üstü bir derece alırsanız, daha doğrusu B2 üstü bir derece alırsanız, İngilizceden muaf olup Almanca veya İspanyolca olarak bir 3. dile yönelmeniz zorunlu. Ama İngilizce'de B2 veya daha altı bir dereceyle sınavı verirseniz, ona göre seviye sınıfına İngilizce açısından giriyorsunuz. Ben kendimden örnek vereyim, canlı bir örnek. Fransızca B2'yi B2.1, B2.2 şeklinde 1. sınıfta tamamladım. Ardından seviye tespit sınavına girdim. İngilizceyi geçtim. Şu an Almanca dersi alıyorum. Seneye de yine 3. sınıfa geldiğimde de Almancadan devam edeceğim gibi duruyor. Gerçekten baktığınızda 3 dil bir efsane değilmiş. Onu yaşıyoruz şu an gerçekten üniversitede. Kürşat, yine bu bir efsane mi? Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin tuvaletleri deniz manzaralı mı? Bununla cevaplar mısın lütfen? Bu doğru. O da şöyle, bizim üniversitemizin malum çatısı yana sahil tarafında bir saray binası vardı. O restore edildi. Hatta bu yıl içerisinde açıldı. Oraya öğretim üyeleri, öğretim görevlileri taşındılar. Hukuk fakültesi aynı şekilde hocaları da oraya geçtiler. Orası artık sekreterlik, dekanlık şeklinde kullanılabilir hale geldi. Onun dışında sahil tarafındaki binalarımız, farklı fakülteler de var. Yani o da doğru gerçekten. Hani üniversitenin Boğaz'da olması böyle bir durumu da doğruluyor. Ama dediğim gibi üniversitenin bir sahil tarafı var. Bir de kara tarafı var. Fakültesi kara tarafında eğitim aldığımız konum açısından. Çırağan Caddesi'nin altından bir tünel geçiyor. Biz o tünelle beraber ya da Çırağan Caddesi'nden geçmek suretiyle sahil tarafına geçiyoruz. Dediğim gibi iki taraflı olması da üniversitenin böyle bir durum yaratıyor. İsterseniz sahil tarafında, isterseniz kara tarafında da kantin, kafeterya vesaire dinlenme alanlarına da ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bazı esprili sorular gelmiş. Galatasaray futbolcuları ile kulübü halı saha maçı yapıyorlar mı? Aralarındaki ilişki nasıl diye sorulmuş ama buna ne söylemek istersin? Bir Fenerbahçeliler Bir de Fenerbahçeliler alınmıyor mu Galatasaray Üniversitesi'ne sorusu var. Bu şöyle bir durum. Üniversite hani öğrenciler
Galatasaray futbolcularıyla maç yapıyor değil ama gerçekten hani bunu soran arkadaşımızın doğru bir tespiti var. O da şu: Galatasaray spor kulübünde olup Fransızca konuşan futbolcular gerçekten üniversitemize ara sıra gelip işte bir takım söyleşiler, bir takım konferanslar gerçekleştirebiliyor. Bunun dışında üniversitemizin işte Galatasaraylılar kulübü gibi bir de üniversitenin kulübü var. Onlar da böyle ara sıra işte Galatasaray'ın tesislerinde bir takım etkinlikler düzenliyorlar vesaire. Aslında yakın ilişkide var. Bakıldığında gerçekten bu tespit yapmak zor değil. Galatasaray Üniversitesi'nin amblemi, Galatasaray Lisesi'nin amblemi, Galatasaray Spor Kulübü'nün amblemi. Aslında biz bir aileyiz baktığınızda. Galatasaray İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi, Üniversitesi. Bu bir aslında böyle bir bütün. Onu söyleyeyim. Kürşat, mezun olduğun zaman ne yapmak istiyorsun? Şeyi soranlar vardı. Hakim savcılık sınavına hazırlanmayı düşünüyor mu? Hakim savcılık sınavlarına hazırlanmayı çok düşünmüyorum açıkçası. Şundan dolayı, aslında bunu da biraz açalım. Ben işte bazen denk geliyorum İzmir'de, işte Ankara'da bir takım üniversiteler işte belli yıllar açısından kendilerinin işte hakim savcılık sınavlarında birinci, ikinci çıktıklarını hani söyleyip gerçekten bu başarıdır, ona şey demiyorum. Ama bizim üniversitemiz hakim savcı yetiştirme üzerine bir üniversite çok değil açıkçası. Bunun bir takım nedenleri var. Yabancı dil açısından, yani iki dil ve üç dil bildikten sonra, haftanın beş günü sabahtan akşama kadar bu eğitimi aldıktan sonra, işte biz sadece Türk Yargıtayı, Türk Danıştayı, Türk Anayasa Mahkemesi değil, Fransız Danıştayı, Fransız Yargıtayı, İsviçre Federal Mahkemesi'nin kararlarını da takip ettiğimiz için ve onları okuduğumuz için, yani burada biraz daha uluslararası işte hukukla ilgili, uluslararası ticaret, uluslararası iş, biraz daha ya da akademik üzerine. Ya avukatlık ya da akademisyenlik biraz ağır basıyor. Benim de kendi şahsımda yani akademisyenlik düşünüyorum açıkçası. Aynı zamanda işte avukatlık belki ileride değerlendirebilirim. Hakim savcılıkla ilgili dediğim gibi bu. Hazırlanma tarzımız da ona uygun. Yani sınavlar açısından ben dediğim gibi hiçbir zaman bir anayasa hukuku, bir Roma hukuku, bir medeni hukuk sınavına test olarak girmedim. Hatta test soruları da bana hep bir ilginç gelmiştir hukukta. Bana çünkü biz doktrinlerle öğrendiğimiz için, yani 3-5 görüşü bir arada öğrendiğimiz için bana bazen her şık doğru gelir, öyle söyleyeyim. Kime göre, neye göre derim arası. Kürşat, Türkiye 114.sü olduktan sonra aslında tercih yapacağın üniversiteleri kafanda belirlemiş olabilirsin ama tercih listesine hangi üniversiteleri yazdın ve neden Galatasaray Üniversitesi'ni tercih ettin? Neden mesela Koç Üniversitesi'ni tercih etmedin? Onu da şöyle açıklayabilirim. Ben aslında 114. olmayı beklemiyordum. Yani dereceye yapacağım diye bir hevesle, bir istekle sınava aslında girmedim. Benim hedefim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ydi. Ki üniversite sınavının ilk ayında da 5700'lük bir dereceyle beraber aslında oraya gidiyor gibi bir durum söz konusuydu. Ama daha sonra ikinci sınavla beraber bu iş tamamen değişti. Ben o güne kadar Galatasaray Üniversitesi ile ilgili detaylı bir araştırma dahi yapmamıştım. İnternette sonra baktığımda üniversite ile ilgili detaylı bir bilgilendirmenin olmadığını gördüm. Ne bu YouTube'da video bazında, ne internet sitelerinde, bloglarda yazılı şekilde. Böyle olunca hem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin hem Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin tanıtım haftalarını atmayı düşündüm. Sabahtan Galatasaray'a gittim, öğlen İstanbul Üniversitesi'ne gittim. Aslında orada da ben aynı soruları sordum. Diğer üniversitelerden farkı ne buranın? Mesela Galatasaray'a onu sordum. İstanbul Üniversitesi'ne de onu sordum. Kendilerinin de açıkça söylediği, yabancı dil olarak çok fark yaratması, kontenjanın küçük olup hem yabancı dil öğrenimini hem de hukuk öğrenimini çok etkin bir şekilde sağlayabildiği için İstanbul Üniversitesi'nde de aslında bana Galatasaray Üniversitesi'nin böyle farkları olabileceğini kendileri de söylediler. Ben bunun üzerine Galatasaray Üniversitesi'ni tercih ettim. Koç Üniversitesi ile ilgili şöyle bir şey var. Bu da hep bir Galatasaray Koç ikilemi üzerinden yürür. Orada da Koç Üniversitesi'ne baktığımızda, ben tabii ki de eleştirmek, çok şey yapmak istemem. O da kıymetli bir üniversite baktığınızda. Gerçekten hani öğrencilerini ilk yüzden alıyor. Ama bu 10 kişilik burslu, tam burslu olan öğrenci açısından. Geri kalan arkadaşların yine 5.000, 10.000, 15.000 gibi derecelerden aslında alındığını, hani ücretli olarak tercih edildiğini gördüm. Ben açıkçası hem devlet ilkokuluna, devlet ortaokuluna, devlet lisesine gidince biraz kompakt yapıya alışmışım. Galatasaray Üniversitesi'nde de herkesin 25 kişinin de, daha sonra 50 kişinin de hemen hemen aynı olduğu, birinin burslu, birinin işte bursuz, yarım burslu, %75 gibi kafa karışıklığı olmadan aslında tercih ettim. Koç Üniversitesi'ni tercih edebilir miydim? Edebilirdim. Koç Üniversitesi'ne karşı ya da diğer özel üniversitelere karşı özel bir bakış açım yok ama
Hani Galatasaray Üniversitesi tercihi bana her anlamda daha cazip geldi, öyle söyleyebilirim. Bir de olsa yine Galatasaray Üniversitesi'ni tercih eder misin? Vallahi bunu bugün sordunuz. Bugün tercih eder miyim? Yine tercih ederim. Ama her şeyi kabul ediyorum diye tercih ederim açıkçası. Çünkü inanın sabah akşam şu an ödevleri de bir yandan online yetiştirmeye çalışıyoruz. Pandemi sürecinden dolayı. Çok iyi. Hani bunu gerçekten bakıyorum. Sadece diğer hukuk fakülteleri açısından değil. Hani karşılaştırma yapmak beni artık yoruyor. O yüzden karşılaştırmayı bıraktım. Galatasaray Üniversitesi'ni tercih eder miydim? Düşünüyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını Fransızca okumak isterdim. Direkt. Doğru. Resmi olarak. Fransız Yargıtayı'nın, Fransız Danıştayı'nın, İsviçre Federal Mahkemesi'nin kararlarını okumak isterdim. Yargıtayı'yla, Danıştayı'yla, yüksek mahkemelerle karşılaştırmak isterdim. Yabancı dil konuşmak isterdim. Fransızca ve Almanca'yı öğrenmek isterdim. Aslında baktığınızda evet ben bu üniversiteyi bir daha tercih ederim. Şimdi Galatasaray üniversite tercih edecek, etmeyi düşünen arkadaşlara ne önerirsin? Yani işte burayı tercih etsinler mi etmesinler mi sence? Şöyle söyleyeyim. Bu soru kişinin kendisini çok iyi tanımasıyla alakalı. Ne demeye çalışıyorum? Örneğin ben bu üniversiteyi tercih ettim ama ben 6'da çıkacağımı, 5'te çıkacağımı kabul ettim. Yeni bir dili öğreneceğimi kabul ettim aslında bakarsanız. O yüzden arkadaşlara söyleyebileceğim, gerçekten kendisini böyle bu işe adamak isteyen, bundan çok zevk alan, bunu işte diğer hukuk dallarıyla karşılaştırmak isteyen, bundan zevk alan arkadaşlar kesinlikle tercih edebilir. Ben bu dakikaya kadar belki olumlu, işte onun konusunda çok olumlu konuştum. Sınavların zor olduğu konusunda negatif konuştum. Görüldüğü üzere aslında bu bir görecelilik, değişken bir durum. Ama hani üniversitenin, Galatasaray Üniversitesi'ni tercih ettim, çok pişmanım diyeceklerini düşünmüyorum. Okurken zor geliyor açıkçası, onu söyleyeyim. Yani başlarlarsa ve derlerse ki işte Kürşat tercih et demişti ama biz şu an nasıl bir eziyetin içerisinde düştük gibi şey derlerse sabretsinler. Üniversiteyi, fakülteyi tamamlasınlar. Daha fakülteyi tamamlamadan önce bile üniversitenin ne kadar saygın olduğunu, diğer insanlarla karşılaşınca onların nasıl Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ismine, markasına değer verdiğini gördüğümüzde aslında bence tercih edebilirler, içleri rahat olsun. Ama dediğim gibi hedefler çok önemli. Hakim savcılıksa düşünsünler. Akademisyenlikse çok iyi bir yer. Avukatlık düşünüyorlar ama Türkiye'de daha çok müvekkillerle iş yapmak istiyorlar, düşünsünler. Ama ben uluslararası hukuk yapan, ticaret yapan, iş hukuku yapan, işte yabancı dil konuşacağım, benim işte Fransız müvekkilim olsun, benim İtalyan müvekkilim olsun, benim Türk müvekkilim olsun, böyle bir portfolyom olsun diyorlarsa da o zaman yine tercih edebilirler. Dediğim gibi ben aslında bu dakikaya kadar söylediğim farklı meslek kombinasyonlarında herkes kendi istediğine uygun bir tanesini seçebilir. Yani fazla fazla yük almanın da anlamı yok. Yani hedefiniz bu şöyle bir şey değil, olaya kaçmak değildir. Hedefiniz A'dır. Siz A'ya uygun çalışma yaparsınız. B'dir, B'ye uygun çalışma yaparsınız. Eğer arkadaşlar da benim bu söylediğim farklı kategorilerden hangilerini kendine daha yakın tercih düşünüyorlarsa, tercih ediyorlarsa ona göre bir tercihte bulunabilirler. Ama akademi için, uluslararası çalışmak isteyenler için, Fransızca, Almanca öğrenmek isteyenler için kesinlikle tavsiye ediyorum. En azından onlar için kesinlikle, içtenlikle tavsiye ediyorum diyebilirim. Sana da sorular geliyordur. Aslında videonun 50. dakikasına ilerliyoruz. Video çok uzun olma yolunda ilerliyor ama gayet güzel, keyifli bir sohbet oldu. Senin böyle ayrıca ya şuna da değineyim, şunu da söyleyeyim, ya şunu da sormuşlardı bana daha önceden böyle karşılaştığım kişiler dediğin şeyler varsa onları da söyleyebilir misin? Yani ayrıca bizim bilmediğimiz. Tabii ki. Önce benim söyleyebileceğim Fransızca ne gerek var? İngilizceyi nasıl yapıyorsunuz? İngilizce var mı? Gibi bir dil yarışı. Onu şöyle açıklayayım. Bizim üniversitemizde İngilizce zaten öğrenilmesi gereken, öğrenilmesi zorunlu bir yeterlilik olarak görülüyor. Gerçekten de baktığınızda sınavlarımızda dediğim gibi İngilizce bir takım demeçler, bir takım alıntılar, bir takım sorular sorulduğunu görüyoruz. Fransızcanın şöyle bir avantajı var. Herkes aklına bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük salonunun, büyük dairesinin fotoğrafını getirirse eğer, tepede İngilizce olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yazar, altında da Fransızca olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yazar. Bunu demeye çalışıyorum. Fransızcanın önemini hani sorgulayan arkadaşlar açısından gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ki biliyorsunuz Türk Anayasa Mahkemesi'nin üstünde bir Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi olarak karşımıza çıkıyor AİHM. Onun kararlarının da Türkiye'de bağlayıcı olduğunu biliyoruz. Böyle olunca aslında onların kararlarında İngilizce ve Fransızca orijinal olarak çıktığını görünce ki diğer Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi organlarının da resmi dilinin bir tanesinin de Fransızca olduğuna baktığımızda aslında Fransızcanın önemi böyle. İngilizce çok önemli ama emin olun bugün artık öyle bazı şeylerle karşılaşıyoruz ki mülakatlarla vesaire. Şöyle bir soru size sorayım. İngilizce dışında bildiğiniz yabancı diller nelerdir? Çok farklı bir soru.
Bu çok ilginç. İngilizce dışında bildiğiniz. Biz diyoruz ki ya İngilizce ne kadar biliyorum diye bir düşünceye kapılıyoruz. Artık Fransızca, Almanca bir tercih sebebi olarak karşımıza çıkıyor. O açıdan ben akıllarda bir Fransızca çok mu zorla? Başarabilir miyim? Emin olun ben de üniversiteye başlamadan önce sıfır. Bildiğim işte merci, madame, monsieur çok klasik, çok standart ifadelerdi. Fransızca ifadelerdi. Gerçekten onun temeline hazırlıkta koydum. Hazırlıkta sınıfımı birincilikle tamamlayabildim. Fakülteye geçtim ve devam ediyorum. Bu açıdan arkadaşların kafasında kesinlikle Fransızca yapamam, kalırım gibi bir düşünce söz konusu olmasın. O konuda rahat olsunlar. Fransızcanın önemi açısından da dediğim gibi, örneğin Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaksınız. Mahkemelerde bir takım iddialarda bulunacaksınız. Bunların ahim içtihatlarına bağlayabilmek, bunları da takip, güncel takip edebilmek, ilk çeviri beklememek, örneğin bunun çevirisi bile yapsa da biz de okusak şeklinde değil de, siz doğrudan o karara gidebiliyor olmanız, gerçekten bunlar büyük artılar. Dediğim gibi, gene aynı noktaya dönüyoruz. Gülü seven dikenine katlanır. Gül ne kadar büyükse diken de o kadar büyüktür. Sonunda iyi bir şey olacağını düşünürlerse ben hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. İçleri rahat olabilir. Kürşat Öğrenciler Anlatıyor serisinin geleneksel son sorusunu soruyorum o zaman sana. Hazırsan eğer. Şu an ikinci sınıftasın, üçüncü sınıftasın diyebiliriz sana. Mezuniyet günündeki şu Kürşat şu an karşında. Ona ne söylemek istersin? Ona şunu demek istiyorum. Çok çile çektin. Çok mutlu günlerin geçti. O güne vardın. Seni tebrik ediyorum. Bundan sonrası da kolay olmayacak. Ama şunu bil ki sen mutlu olduğun, memnun olduğun işi yapıyorsun. Hevesini hiçbir zaman kaybetme. Böyle derdim diyeyim. Meslek hayatına başarılar diliyor o zaman. İlk önce öğrencilik, sonra da meslek hayatında. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kürşat, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini detaylı bir şekilde anlattığın için çok teşekkür ederim. Video konuk olduğun için. Biz Kürşat'la YKS videosunu da çekeceğiz. Daha doğrusu nasıl kazanılır videosunu çekeceğiz. O videoyu da şuradan izleyebilirsiniz. Umarım video size faydalı olmuştur. Detaylı bir anlatım yaptık Kürşat. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki butonlardan beğen butonuna basabilir. Kanala hala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.